Tamam, işte bugünkü saçım böyle. Selam Tina. Kurabiye. Bu çok lezzetli görünüyor. Ne oldu? Kurabiyeyi neden yemiyorsun? Isırmaya çalıştığımda dişimi acıttı. Öyle mi? Bu kurabiye taş gibi olmuş. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Hey bak, bu çekici kullanalım. Olur, bu kurabiyeye dersini vereceğim. Parçalanmadı. Aa, bu kadar yeter. Bu kurabiye gününü görecek. Testere, güzel fikir. Evet, bu harika bir video oluyor. Testere kullanmak zor işmiş. Şaka mı bu? Hala tek parça. Bu süper kurabiye gibi bir şey. Pekala, sıkı önlemler almanın zamanı geldi. Evet, motorlu testere kullanmanın zamanı geldi. Vay canına, her yere dağılıyor. İşim bitti. Yok artık, bu kurabiye yenilmez. Sanırım kurabiye bizi resmen alt etti. Bir dakika, Tina. Şuna bak. Sert kurabiyeleri bir bardak süte koyuyorlar. Ne? Kurabiyeyi bulamaca çevirdiler. Bu kurabiyeye süt tedavisi uygulayacağız. Bardağa girin bakalım kurabiyeler. Şimdi süt ekleyelim. Bu kadarı ideal. Şimdi kaşığı kullanalım. Kırıntıları sütle karışana kadar kurabiyeleri ezelim. Şimdi mikrodalgaya gidiyoruz. Kurabiye bulamacını içine koy ve çalıştır. Mikrodalga hemen pişirecek. Pekala. Sonucu kontrol etmenin zamanı. Bak, küçük bir kurabiye keki. Üzerine biraz pudra şekeri dökeceğim. Biraz da minik şekerler. İşte şimdi gayet sevimli oldu. Hadi yiyelim. Vay canına, gerçekten de kurabiyeli kek gibi. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Yemek yaparken dalmak çok kolaydır. Aa, evet, pasta yapıyordum. Dikkatinin dalması felaketlere neden olabilir. Özellikle de konu karışımı çırpmaya gelince. Bu inanılmaz derecede güçlü. Şu hazır karışırken Insta'ya bakayım. Nasıl karıştırdığına dikkat et bizi millet. Süperleri. Kaseden gözünü ayırmamalıydın. Of, tam da yüzüne isabet. Şu aşamada Lizzie'nin endişelenmesi gereken son şey. Of, bu çok fena oldu. Hey Lizzie, ben geldim. Sürprizi görmek için tam zamanında geldin. Hah, pastayla kavga mı ettin? Ne oldu? Bu nasıl oldu böyle? Git duş al, tamam mı? Ona sadece küçük bir görev vermiştim. Bunları unuttum. Ama günü kurtaracak olan bunlar. Kağıt tabaklar çırparken oluşabilecek kazaları önleyebilir. Maket bıçağıyla T şeklinde 2 çarpı kes. Güzelce del. Şimdi çırpma tellerini al ve kestiğin yere geçir. Güzelce sabitledikten sonra miksere geri tak. İşte birkaç adım daha. Sıçrama alanının dışındasın. Oldukça zekice değil mi? İnanamıyorum, yapmışsın. Kusursuz görünüyorlar. Bugünden itibaren hamur işlerini sen yapmaya ne dersin? Tadı da kokusu kadar güzel. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bu muhteşem.
çok sevimli. Oo, vay canına, etkileyici. Of, acıktım. Yiyecek bir şeyler var mı? Hey! Ah, mısır gevreği bu işime yarar. Ne? Kutu boşmuş. Tüh. Belki bu hardal işime yarar. Oh, hayır, asla olmaz. Ay, şimdi ne yapacağım? Bir kase makarna yesem? Of, çok sade ve sıkıcı. Hey Tina, şuna bak. Mavi makarna yiyor. Sence bunu yapabilir miyiz? Bence kesinlikle yapabiliriz. Mutfak önlükleri, şapka ve eldivenler tamam. Hazırız. Fanta'yı makarnaya eklemenin zamanı geldi. Bence bu kadar yeter. Rengi emene kadar güzelce karıştıracağım. Oldu. Mavi erişte yaptık. Çok sevimli görünüyorlar. Hadi deneyelim. Şerefe. Hmm, çok lezzetliler. Ay aman, teğet geçtik. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Oh, çok sinir bozucu. Sonunda başarmaya çok yakınım. Ama bu formülü hiç çözemeyecekmişim gibi geliyor. Oh, tekrar çizim tahtasına döneyim. Hadi düşün. Cevap ne olabilir? Bahse girerim, böyle bir şey hiç Newton'un başına gelmemiştir ne? Az evvel ne oldu? Bu bir işaret. Newton benimle iletişime geçmeye çalışıyor. Hadi bana sırlarını anlat. Oh, üzgünüm. Pardon, bu benim atıştırmalığım da. Ne? Bu gökten düşerken kafama çarptı ama. Ne? Gerçekten mi? Bunu kullanmaya çalışıyordum, elimden kaydı. Ama ihtiyacım olan şey aslında bu. Şuraya tutuyorum, sonra elmayı buraya koyuyorum. Bu kolu çevirdiğimde elmanın kabuklarını soyuyor. Çok kolay. Çok etkileyici değil mi? Hatta elmayı böyle spiral şekilde de kesebiliyor. Hmm, buldum. Cevap tam karşımda. Hey Bilgin, şuna bak. Bakayım. Çok inanılmaz bir şey bu. Bu akla iyi gelen bir atıştırmalık. Ama o benimdi. Hepsini yedin. Peki sen ne yapıyorsun? Bir dakika, işte çözüm şöyle. Küpünü değil de karesini alman lazım. Tabii ya. Çok güzel. Kocaman bir çikolata. Ve onun hepsi benim. Hmm, çok güzel. Ama nedense biraz sert. Bu da nedir? Bu yeni bir tat mı acaba? Bir dakika, bunun içinde bir şey var. Bu altın bir bilet. Yok artık, bunun sadece filmlerde olduğunu sanırdım. Anne! Bir dakika, neler oluyor? Aa! Aman ne güzel, elbisem kirlendi. Vay canına, ben neredeyim? Bu çok inanılmaz. Selamlar, biz de seni bekliyorduk. Vay canına, bu bayağı ürkütücü bir çikolatacı. Ben yaptığınız şeylerin büyük bir hayranıyım. Evet, bunu sıklıkla duyuyorum. Aa, benim bir altın biletim var. Evet, ama ona ihtiyacımız yok. Özellikle de kenarından ısırık alınmışlardan. Hadi o zaman. İşte bunlar bizim atölyelerimiz. Uf, çikolatanın sihri burada oluşturuluyor. Vay canına. Hadi bana yetişmeye çalış. Bu çok inanılmaz. Hey, beni bekle. Şşt, çalışanların bütün dikkatini çikolatalara vermesi lazım. Aha, tabii ki. Ve bu da benim ofisim. Ben bu harika lezzetli çikolataları burada yaratıyorum. Görebileceğin gibi burada türlü türlü çikolata var. Bir saniye. Biraz çikolata ister misin? Buna ne dersin? Oh, hem de nasıl? Yoksa bu mu? Evet, lütfen. Hmm, bir fikrim var. Şurada biraz yer açayım. Bu muza bir ahşap şiş geçireceğim. Ama etrafı kirletmemek için bana bir tabak lazım. Şimdi bunun üstüne çikolata döküyorum. Muzu tamamen bununla kaplayacağım. Hmm, güzel görünüyor. Çikolata sertleşmeden üstüne süslerini dökeceğim. Yani leziz tatlılar. Artık içinden seçebileceğin bir sürü tat var. Hadi birini dene. Çok sabırsızlanıyorum. Hmm, çok hoşuma gidecek kesin. Vay canına, siz bir şekerleme daha iyisisiniz. Bana bilmediğim bir şey söyle ama şimdi gitmen gerekiyor. Ne? Ama ben burada kalmak istiyorum. Üzgünüm, yapacak işlerim var.
Hayır yapma. Ne? Demek hepsi rüyaymış. Bu kafamdaki de nedir? Bir dakika. Yoksa orası gerçek miydi? Şşt, bu bizim küçük sırrımız. Vay canına, çok gerildim. Ama bir türlü gözümü ayıramıyorum. Of, cipsim bitmiş. Sorun yok, daha başka abur cuburlarım var. Film izlemek beni çok acıktırıyor. Sanki bir şeyi unuttum gibi geliyor. Bir dakika, okula geç kaldım. Hemen giysem iyi olacak. Hemen kotumu ayağıma geçireyim. Of, neden üstüme olmuyor? Bu hiç iyi değil. Hadi ama, lütfen ol üstüme. O kadar da çok yemedim. Hiç işe yaramıyor. Bu bir felaket. Eyvah. Çok sıkarım. Aman neyse. Laf olamaz. Lütfen öyle bir şey olmamış olsun. Olamaz. Çok üzgünüm. Mickey, neyin var? Ne oldu? Kotum üstüme olmuyor. Konu bu mu yani? Büyük bir sorun değil. Belki sana yardım edebilirim. Hadi beraberce biraz terleyelim. Bununla başlayalım. İşte olay bu. Harika gidiyorsun. Mickey, bunu benimle yaptığın için çok sağ ol. Ama bayağı zorlu bir iş. Sen ciddi misin? Şunu denemeye ne dersin? Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dakika. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Bu elmayı ikiye bölüyorum. Sonra üstüne meyveler ekliyorum. Son olarak üstüne elmanın geri kalanını koyuyorum. Mickey, sana meyve burger yaptım. Burger mi dedin sen? Hadi ama şunu bir dene. Of, peki. Bir deneyeyim. Lezzetliymiş. Ve bunun aksine sağlıklı da. Daha var mı? Bir dakika. Çok geç kaldım. Pardon, kotumu düğmelemeyi unutmuşum. Vay canına, tam oldu. Güzel görünüyor. Ben gitsem iyi olacak. Gördün mü? Meyve o kadar da kötü bir şey değilmiş. Merhaba, şovumuza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Jake. Bugün sizin için özel bir şey planladım. Bu yumurtayla müthiş bir şey olacak. Şimdi nasıl yumurta pişirdiğimi ve komediyi izleyin. Hadi yumurtaları bir kabın içine kıralım. Bu yumurta bayağı sağlam çıktı. Sanırım yumurta olduğunu unuttu. O zaman farklı bir yaklaşımda bulunalım. İşte böyle, al bakalım. Bu da istediğim gibi gitmedi. Peki, o zaman tekrar deneyelim. İçimde iyi bir his var bu sefer. İğrenç. Sorun yok. Daha bir sürü yumurtamız var. Bu yumurtalar defolu olmalı. Bu sefer... Bu göründüğünden daha zormuş. Yoksa... Yok canım. Aptal yumurtalar. Bir dakika, neler oluyor? Köpek balığı. Ne korkunç bir rüyaydı. Karnım acıktı. Gidip anneme bir bakayım. Anne, korkunç bir rüya gördüm. Bir köpek balığı vardı ve dişleri kocamandı. Olamaz. Bütün yapmak istediğim birkaç yumurta pişirmekti. Sonra ne oldu? Onlara böyle vuruyordum ve kabukları her yere dağılıyordu. Bu çok fenaymış tatlım, ama sorun yok. Annen şimdi sana yardım edecek. Bunun için yumurtayı kabın kenarına vuracaksın. İşte aynen böyle. Bu nasıl bir sihir ki böyle? Çok kolaymış değil mi? Vay canına, ben de deneyebilir miyim? Demek parçalamadan böyle hafifçe vuruyoruz. Başardım. Aferin sana. Tekrar deneyeceğim. Vay canına. Çok ilginç. Bir dakika, bu koku nedir? Bu pizza çok güzel. Sen iyi misin Gris? Bir dilim alabilir miyim? Bu sonuncusuydu. Bu haksızlık. Selam. Selam, biraz pizza alabilir miyim lütfen? Maalesef bitti. Üzgünüm. Ciddi misin?
Benim dışımda herkesin pizzası var. Of! Pizza! Bu bir rüya mı yoksa? Anlaşılan şanslı günümdeyim. Bunu kim yapmış ki? Ow! Çok büyük haksızlık. Sanki evren bana kötü bir şaka yapıyor. Bütün istediğim bir dilim lezzetli pizza. Çok şey mi istiyorum? O zaman televizyon izleyeyim. Ne? Bu da nedir? Son dakika haberi. Pizzalar hepsi bitti. Sadece bir dilim kaldı. Buna göre eğer pizza istiyorsanız artık çok geç. Şu an dünyadaki son pizzaya ait özel görüntülerimiz var ve o pizza şimdi müzede. Bu bir felaket. Şimdi ne yapacağız? Buldum. O zaman hırsızlık yapacağız. Bu çok iyi bir fikir. Sessizce ilerliyoruz. Yalnız çok karanlık, biraz ışık lazım. Pekala, şimdi nereye gidiyorum? Aha! Çok kolay olacak. Şu ana kadar iyi gitti. İşte orada, dünyadaki son pizza. Ve onun hepsi benim. Ne hoş. Tamam, şimdi planıma göre harekete geçmem lazım. Neyse ki hazırlıklı geldim. Lezzetli görünüyor. Ortasından bir kesik atacağım. Sonra farklı bir açıyla keseceğim. Bu kocaman bir dilim yapar. Bunu alıp kalanı birleştiriyorum. Bu sayede kimse bir şey anlamayacak. Kokusu çok güzel. Bir saniye, birkaç kesik daha atacağım. İşte hala tam bir pizza gibi görünüyor. Şimdi bunun keyfini çıkaracağım. Ne oldu? Pizzayı bir kontrol etsem iyi olacak. Bir bakalım. 1, 2... Hepsi yerinde duruyor gibi. Şimdi harikayım. Şimdi güzellik uykuma devam edebilirim. Sanırım bir planım var artık. Hayır, bu işe yaramaz. Grace, şunu keser misin? Eğer bir tek boynuzlat yakalamak istiyorsak konsantre olmam lazım. Bizim zaten bir tek boynuzlatımız var. Ben gerçeğinden bahsediyorum. O zaman bunu kullanabiliriz. Olmaz. Peki ya bu? Hayır, olmaz. Buldum. Sakin ol. Benim bir planım var. Şuna bir bakayım. Akıllı olup onu buraya çekeceğiz ve yakalayacağız. Zekice. Peki ne kullanacağız? Tek boynuzlu atlar pastaya bayılır. Şimdi sıra pastamı süslemede. Bu işimize yarar. Ben bunu alıyorum. Umarım bu yeterlidir. Ne? Pastam nereye gitti ki? Peki. Bu çok eğlenceli. Vay canına, şu pastaya bak. Hiç kolay olmadı ama. Güzel görünüyor değil mi? Neredeyse unutuyordum. Pastayı süslemek için bu tatlı çubukları kullanabiliriz. Peki. Çilekli. Çubukları böyle pastanın çevresine koyacağız. Çok güzel. Hiçbir tek boynuzlu at bundan kendini alamaz. İşte bitti. Çok güzel oldu. Ben bunu yemek istiyorum. Bekle. Ne oldu? Bir şey eksik kaldı. Ve puppetim onu halledecek. Bende biraz renkli çikolata var. Bunun puppetin içine sıkacağım. Rengini puppete göre ayarlayacağım. Bu da sonuncu sıra. Şimdi bunun üstüne bir çubuk koyup çikolatanın sertleşmesini bekleyeceğim. Vay canına, bu müthiş. Bir pastaya tam olarak bu gerekir. Vay canına. İşte bunu tam buraya koyabiliriz. Çok güzel. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Tamam, şimdi odaklanalım. Bunun üstüne biraz da şekerleme koyalım. Bak, rengarenk oldu. Tada! Bayıldım. Bu gördüğüm en harika pasta. Keşke bir tadabilseydim. Azıcık olabilir. Hayır, olmaz. Çok hafif ve lezzetli bir şeyler oluyor. Seni kandırdım, bu sadece bir maskeydi.
Jake çok kötüsün. Oh, olamaz, kaç. Oh, burnuma pasta kokuları mı geliyor? En sevdiğim. Uzak dur benden. Vay canına. Bak, buna inanamıyorum. Tek boynuzlu atların pastaya bayıldıklarını biliyordum. Bu bir gökkuşağı. Aklımı kaçıracağım. Çabuk hazır millet. Ağız sulandırıcı bir ziyafet diye buna derim. Domatesler. Salataya koymayı unuttum. Pekala. Yapayım şunu. Kesip doğramam gereke. Thomas evdeymiş. Bunu aldığına inanamıyorum. Dur bakalım beyefendi. Bunları kesene kadar cips yok. Ben küçük odaya gidiyorum. Tüh ya. Kaç tane var acaba? Bu çok uzun sürecek. Bir şey kesmek ne kadar zor olabilir değil mi? Sadece ortasından hızlıca keseceğim. Devam. Gerçekten mi? Sadece bu kadarcık mı kestim? Kaç tane kaldı? Bu hiç bitmeyecek. Aslında bu kapağın yardımı dokunabilir. Güzel ve düz. Deneyelim bakalım. 7 domates ve bir kapak. Ve hızlıca kes. Sıkıca tuttuğun sürece hepsini tek seferde ortalarından kesebilirsin. Gördün mü? Mükemmel dilimler. Zaman kazanmak diye buna derim. Hepsi sadece bu kapak sayesinde. Şimdi kaseye gidin bakalım. Artık pek de göz korkutucu değil. Hatta eğlenceli. Hepsi bitti. Anne, bitirdim. Ne? Ne oldu hayatım? Bu program çok komik. Of, kandırıldım. Doğrusu çok kötü selfie çekiyor. Bir keresinde bir gözünü kadraja almamıştı. Biliyorum. Yoksa sadece selfie modunu kullanması yeterli. Telefonun çok eski olduğunu söylüyor. Onu kullanmasının nedeni ise yeni telefonun üzerine sifonu çekmesi. Ciddiyim. Telefonu tuvalete düşürmüş. Sonra da yanlışlıkla sifonu çekmiş. Yemeğim hazır. Seni sonra arayacağım. Oo, çok açım. Bu erişte iyi gelecek. Eriştelerime ne oldu? Jel dolu bu kase de nereden geldi? Tüh, yanlış şeyi pişirmişim. Hey Tina, ne oldu? Yemeğimi karıştırdım ve tüm bu ayıcıklı jelibonları erittim. Belki TikTok bize bu konuda yardımcı olabilir. Al bakalım, sen kaydet. Öncelikle bir tabağa ihtiyacımız var. Şimdi üzerine Skittles şekerleri dökelim. Şimdi de yapışkan erimiş ayıcıklı jelibonları. Yapışkan jelibonların üzerine de biraz Skittles ekleyelim. Güzel, şimdi kurumaya bırakalım. Jelibonlu ve Skittles şekerli muz yaptık. Ya da saç tacı da olabilir. Kıvırım kıvırım. Çok lezzetli görünüyor. Ben deneyeceğim. Bana mor bir Skittles şekeri ver. En sevdiğim mor olanlar. Bana çıkma teklif etti. Tabii ki evet dedim. Bak sana ne getirdim. İster misin? Ben başlasam olur değil mi? Oh, ekstra soslu. Yaşasın. Ha? Bunun içinde karides olması gerekmiyor muydu? Karidesle erişte aldığıma eminim. Of. Karidese nasıl ulaşabileceğimi biliyorum. X-ray görüşünü aktifleştir. Bingo. Hepsi en altta.
Yaklaşıyor olmalıyım. Hoşça kal. Aa! Ne yapıyorsun? Aslında böyle yapmana gerek yok. İzle beni. Eğer kutunun yan tarafını açarsan tabak gibi açılır. Vay canına, harika. Sanırım onu görebiliyorum. Ve işte kavuştuk. Seni nasıl özledim ama. Teşekkürler. Ne demek? Şimdi de ben deneyeyim. Patlamış mısır olmadan film gecesi olur mu? Bu benim en sevdiğim. Önce patlatmam gerektiğini unutmuştum. Etrafta hazır patlamış yok mu acaba? Tahmin ettiğim gibi. Bir dakika, bu da hazır değil ki. Şimdi ne yapacağım? Bir kutu patlamış mısır daha. Bunu kim bu kadar yükseğe koydu ki? Hayır! Skittles yağıyor millet. Of, olamaz. Her yere dağılıyorlar. İyi ki ortalığı batırmak istememiştim. Hayır, tavaya dökülmeyin. Skittles fırtınası bitti mi? Bunun olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Aha, her yere dağıldılar. Kesinlikle buraya ait değiller. Sanırım film gecesi ertelendi. Cuma akşamı mutfağı temizlemek mi? Ne yazık ki. Yine de atıştırmalığa hayır demem. Aklıma harika bir fikir geldi. Bu patlamış mısıra biraz renk katabilirim. Her zaman yaptığım gibi tavada patlatacağım. Ama bu Skittles şekerleri burada kalacak. İşte oluyor. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Renk patlaması diye buna derim. Önce kırmızıyı deneyeceğim. Sence tadı Skittles gibi midir? Öğrenmenin tek bir yolu var. Film gecesi devam edebilir. Bütün gün bunu bekliyordum. Vay, çok güzel görünüyor. Ve hepsi benim. Bu benim hediye atışım olacak. Hayır! Harika dondurmam gitti. Ne atıştı ama. Şimdi başın ciddi belada. Eyvah, kaç hemen. Anneciğim, beni koru. Neredesin baş belası? Chris buna çok kötü davranıyor. Christopher, neler oluyor? Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Aha, ama anne, konu ben değilim. Muhteşem dondurmamı yiyordum, sonra bir futbol topu tam yüzüme çarptı. Ne, buna inanmıyorum. Bir şey değil mi? Tamam, benim hatam, ben gidiyorum. Evet, geri de gelme. Çok sinir bozucu. Odaklanmam lazım. Oyunun zor kısmı bu. Kendime hakim olamıyorum. Neredeyse en yüksek puan almak üzereyim. Biraz daha devam etmem lazım. Bana bir enerji patlaması lazım. O da ne, yine mi? Tişörtüne bir şeyler dökülmüş. Artık şahsi bir mesele. İmdat, imdat. Şimdi seni yakalayacağım. O da ne? Sen iyi misin canım? Burada neler oluyor? Chris, bu konuyu halletmiştik. Yiyecek ve içecekler ağızdan alınır. Ufak bir kaza sadece anneciğim. Çamaşırı bu sefer ben yıkayayım. Bu hiç eğlenceli olmayacak. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bu drajeleri içecek şişesinin içine atıyoruz. Sonra üstüne glikoz şurubu döküyoruz. En üste kadar dolduruyoruz. Bu bittiğinde şişeyi dondurucuya koyuyoruz. Yeterince bekledik. Hadi bir deneyelim. Hedefe kilitlendim. Bu sefer olmaz. Şuna bir bak. Lezzetli akışkan bir şekerleme parçası. Süper. Olay bu. Etrafı kirletmek de yok. Vay canına, etkilendim. Aklını bile getirme. Bunun olacağını tahmin etmeliydim. Çocuklar. Onun hatası. Hiç bana bakma. Ben yapmadım. Sen cezalısın. Peki. Bence de adil olan bu. İnanılmaz.
Sen de yemek yemeyi bu örnekteki gibi çok daha kolaylaştırmak ister miydin? O zaman kendini hazırla. Çünkü bu videomuzda ihtiyaç duyduğunun farkında bile olmadığın harika yemek tüyolarını bir araya getirdik. Merhaba Mickey, ne haber? Şu bisküvilerinden bir iki tane alabilir miyim? Yanında bir de içine bandıracağın bir bardak buz gibi soğuk süt varsa değme keyfimize. Pekala, sakin ol. O zaman şu şekilde deneyelim, olur mu? Şimdi şöyle dikkatlice bandırmaya çalışalım. Yok, bu da işe yaramadı. Bu uzun bardakları her kim tasarladıysa ne yaptığının hiç farkında değilmiş. Büyük bir bardak bisküvili süt isteyen var mı? Ne berbat bir gün bu böyle. Gina'nın morali çok bozuk. Keşke onu neşelendirecek bir şeyler yapabilsem. Hey Gina, senin bisküvili süt sorununa çare olacak bir şey buldum sanırım. Sıradan bir çatalı bisküvinin yan tarafına batırıyoruz. Şimdi bileğin engellemeyeceği için bisküviyi bardağa rahatlıkla bandırabilirsin. Bana artık bandırma ustası diyebilirsin. Ben bu işten iyi anlıyorum kesin. Güzel. Sütün ne az ne çok olmuş. Jöle meyve yiyebilecekken neden normal meyve yiyelim ki? Ne? Tamam. Diyor mu? Şaka yapıyorum. Gördüğün gibi bu da karpuz. Sadece şakaydı. Aklıma bir şey geldi. Ben bir dahiyim. İşte bunlar yeter herhalde. Gitti. İşte karpuzumuz burada. Hey, sen git. Hayır, sen git. Sana çikolata veririm. Peki o zaman. Ortalık sakin mi? Aldım. Çok ağırmış. Kevin, bana yardım eder misin lütfen? Spora başlasan iyi olur. Kevin! Beni bekle. Karpuzu çıkardığımdan eminim. Çikolata ve karpuz. Ve çat. İşte burada. Ben daha aksiyonlu bir şey yaparız diye düşünmüştüm. İşte böyle. Kesinlikle işe yarıyor. Etkilendin mi? Hey, o şeyi nereye salladığına dikkat et. Çok güzel görünüyor. Hadi oymaya başlayalım. Bence yiyelim. Birkaç tane daha devasa ve sulu lokma alırsak... göz açıp kapayıncaya kadar bitecek. Son parça... Şimdi planımızın jelatin kısmına geldik. Su hazır. Bu çok lezzetli olacak. Biraz renk katsak iyi olabilir. Karıştırmayı unutma. Mükemmel. Şimdi karpuzun içine koyalım bakalım. Tabağı çok yukarıda tutma. Şimdi bunu soğumaya bırakalım. Kaç saat sonra görüşürüz. Harika görünüyor. İnanabiliyor musun? Sonunda hazır. Bu koca karpuzu kesmeye hazır mısın? Şuna bak. Harika bir jöleli karpuz.
İlk lokmayı sen al. Leziz. Ne aromalı bu? Bu çok hoş. Sence bu yiyecek tüyoları işine yarayacak mı? Antep fıstığı tüyosu aklını başından aldı değil mi? Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Bunları izledin mi? Her zaman eğlencenin merkezinde olmak için kanalımıza abone ol. Bu hafta çılgınca geçti. Kesinlikle bir pizza gecesini hak ettik. İyi ki büyük boy aldık. Şu erimiş peynire bak. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi yiyelim. Hiç güzel kesememişler. Of! Tek istediğim bir dilim almak. Ya bu çok saçma. Bir fikrim var. Pizzayı yalamama ramak kaldı. Bunu kendi başımıza halletmenin zamanı geldi. Hey! Bıçak kesmiyor. Düşündüğüm kadar keskin değilmiş. Çekelim, koparalım. Pizzam! Of, olamaz. Aklımdaki pizza malzemesi kuru mama değildi. Bu çok iğrenç. Kıtır kıtır bir pizza istersen başka tabii. Hayır, bunu asla yemem. Bir saniye bekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bir kutu ton balığı al ve kapağını çıkar. Elektrikli matkapla kapağın ortasında delik aç. Daha sonra metal bir cetvel al. Delikleri hizala ve metal bir vida ile sabitle. Güzelce ve sıkıca bağlanana kadar vidayı elinle çevir. Bir vida somunu al ve bunu vidayı sabitlemek için tak. Güzel. Sonraki adım ne? İşte bir pizza kesicin oldu. Düzgün kesmek diye buna derim. Pizzacılardan bile güzel kestim. Çabuk, soğuyor. Çok güzel kokuyor. Beklediğimize değdi. Kesinlikle. Kesme dahileri yine başardı. Ve gönder. E-mailleri cevaplamak beni kesinlikle acıktırıyor. Bu kocaman ve beni bir süre meşgul tutacak gibi görünüyor. Hadi ama. Oh, tırnağım. Oh, başıma bir de bu çıktı. Aptal Antep fıstıkları. Ama yine de tuzlu lezzetlerine bayılıyorum. Yok, hayır, değmez. Belki dişimle kırabilirim. Ya da kıramam. Ay, ne yaptım böyle? Bu ağzımın içindeydi. Of, artık gerçekten seçeneğim kalmadı. Dur bakalım Emma. Sensin. Süper kuru yemiş kırıcı. Sıkıntı yaşadığını duydum. Ver bana bakalım. Yollarımız yine kesişti Antep fıstığı. Kıralım bakalım şunu. Evet, bak. Bu Antep fıstığını açmak için başka bir Antep fıstığının kabuğunu kullan. Anladın mı? Tırnağım bile kırılmadı. Çok basit. Ve çok lezzetli. Teşekkür ederim. Bol kuru yemişli günler. Hayatım sonsuza kadar değişti. Tak tak. Sen iyi misin şampiyon? Merhaba baba. Çok susadım da. Hiç içeceğim kalmadı. Şunu doldurur musun? Sorun yok ufaklık. Su mu? Gerçekten mi? Kola yok mu? Yok. Ben sudan başka bir şey içmem. Neyse, boş ver. Vay canına. Şuna bak. Çok güzel. Benim olmalısın. Gel bana hadi. Ne haber abi? Hayır. Dur. Hepsi benim. Kolayı masaya bırak. Öyleyse yaptır da görelim.
Olamaz. Bardak kullansana. Ha, ne harika. Bunu bana neden yapıyorsun? Bıçağım benim. Ah, çok ferahlatıcı. Hey, ben de alabilir miyim biraz? Olmaz. Ha, boğazım çok kurudu. Zalim dünya. Her zaman bunu yapıyor. Umarım baloncuklar seni geğirtir. Bir saniye, bu nedir? Bir bardak pamuk şekeri mi? Belki bu susuzluğuma iyi gelir. Güzel ama işe yaramıyor. Keşke biraz kolam olsaydı. Evet ama yok işte. Merhaba çocuklar. Tatlım, okula gitme zamanı. Yaşasın. Hemen geliyorum anneciğim. Ne yapıyorsun? Kuralları biliyorsun. Hadi gidelim. Üzgünüm anneciğim. Adı çok güzel de. Gittiğinde o benimdir. Hadi yürü, annem bekliyor. Ama kola. Bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Çok sevdiğin kolana elveda de. Dur lütfen. Lütfen bunu yapma. Hayır, kes şunu. Hepsi bitti. Şimdi okul zamanı. Onunla kardeş olduğumuza inanamıyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Bir dakika, bir fikrim var. Bana pamuk şekerli biraz su lazım. İşe koyulma zamanı. Bardağa birkaç yaprak nane atıyoruz. Üstüne pamuk şekeri koyup nanenin üstüne bastırıyoruz. Şimdi bardağı suyla dolduruyoruz. Vay canına, şu renge bak. Sonra da içine buz atıyoruz. Vay canına, denemeye sabırsızlanıyorum. Çok güzel görünüyor. Pipeti de unutmuyoruz. Çok güzel. Tam ihtiyacım olan şey. Sanırım yeni favori içeceğimi buldum. Çikolata. Bundan daha güzel ne olabilir? Matthew, şuna bir bak. Hadi oynayalım. Hadi, eğlenceli olacak. İlk ben başlıyorum. 3 geldi. Şuna bak. Bunu yapan ne acaba? Vay canına. Konuşamam, bunu yiyorum. Zamanda geriye mi gidiyoruz? Vay canına, çok heyecan verici. Matthew. Az evvel ne oldu? Kimin umurunda, iyi görünüyorum. Neredeyiz biz? Şuraya bak. Devasa yumurtalar. Amanın, acele etme. Şunu görüyor musun? Bu dinozor bize hiç iyi bakmıyor. Dinozor mu dedin sen? Vay canına. Naneli sakız lazım sana dostum. Koş. Şapkam. Of, ucuz kurtulduk. Hadi şuraya gidelim. Hazır mısın Cina? Hadi o zaman. Geliyoruz. Vay canına, eve döndük. Çılgıncaydı. Sinirlerimi yatıştırmak için bir çikolata yemem lazım. Bir dakika, o dinozor yumurtalarını hatırladın mı? Çok kocamanlardı. Sen iyi misin? Bir fikrim var. Bende bir kase dolusu damla çikolata var. Önce bunları eritiyoruz. Sonra çikolatayı yumurta kalıbının içine döküyoruz. Muhteşem kokuyor. Çikolatayı böyle kalıbın üstüne yayıyoruz. Sonra sertleşmesi için bekliyoruz. Daha sonra bunun ortasına plastik boyuncak yumurta koyuyoruz ve üstüne yumurtanın diğer yarısını yerleştiriyoruz. Matthew, bak bende ne var. Sanırım bundan hoşlanacaksın. Vay canına, bu müthiş. Hadi kırıp açalım. Bir dakika. Bunun için daha güçlü bir şey lazım. Yani bunun gibi. Vay, ne sertmiş. Pekala yumurta, bunu sen istedin. Ciddi misin? Ufacık bir hasar bile oluşmadı. Artık bu kişisel bir sorun. Bu yeni bir şey. Konuşmamız lazım. Sonra, şu an biraz meşgulüm. Ha, başardım. Nihayet. Bu arada iştahım da arttı. Vay canına, tadı müthişmiş. Şu ufak yumurtanın içine baksana. Sana bir sürpriz var. Acaba neymiş? Şuna bak. Çok yumuşak. Teşekkürler Cina. Birazdan dönerim çocuklar. Nihayet gitti. Kutuyu alıyorum. Bütün gün bunu bekledim. Vay canına, çok güzel. Ne çok şekerleme var burada. Sanırım bununla başlayacağım. Ekşiymiş.
Aa, iyi fikir. Dilimi gıdıklıyor. Dahası gelsin. Vay canına, ne harika bir lezzet bileşimi oldu. Bütün gün şekerleme yiyebilirim. Oh, bir fikrim var. Lollipop'umu bunun içine bandıracağım. Vay canına, bu çok ekşi. Oh, ama yine de güzel. Çok lezzetli. Bu toz çok güzel. Lollipop'u onunla kaplayacağım. Bayıldım. Çok harika. Sırada ne var? Ne? Yiyebileceğim bir şeyler kalmış olmalı. Of, sanırım hepsi bitmiş. Aa, bir saniye. Cina'da hala biraz var. Leziz görünüyor. Hey Cina. Biraz alabilir miyim? Hayatta olmaz. Ne kötüsün. Bir planım var. Ne yapıyor? Aa, hayat bu işte. Hey dostum, ne yapıyorsun? Burada işimi yapıyorum. Kes şunu. Hayır. Of, ne ağırmış bu. İşimi bitirdiğimde başın büyük belada olacak. Merhaba tatlım. Bu çok tuhaf değil mi? Tuvalet kağıdın var mı? Bana yardım et. Gitmeliyim. Bu iş burada bitmedi Matthew. Sifonu bile çekmedi. Ne yemiş bu ya? Klozeti temizlemem lazım da öyle daha iyi. Şimdi klozetin içine biraz şekerleme döküyoruz. Ne güzel. Rengarenk ama daha fazla lazım. Bu karışıma biraz çıtırda ekleyecek. Sanki devasa bir gevrek kâhtesi gibi oldu. Vay canına, muhteşem. Bu kadar yeter. Aklımda bir sürü soru var. Sadece izlemeye devam et. Şimdi bu dev lollipop'un ambalajını çıkarıyoruz. Tadı şahane. Şimdi bunu klozetin içine bandırıyoruz. Biliyorum çok saçma görünüyor. Ama çok iyi olacak. Şuna bak. Kıskandığını biliyorum. Vay canına. Bir tadacağım. Vay canına, muhteşem. Bu şu ana kadar aklıma gelen en iyi fikir. Of, keşke benim de dev lollipopumla klozetim olsaydı. Benim hiç böyle güzel şeylerim olmuyor. İçinde süper kahramanlar olan her şeyi izlerim. Hey, ben de yemeye başlayalım mı? Bu makarna çok güzel görünüyor. Oh, önce hangisini yesem? Çatalın işe yarayacağından şüpheliyim. Ellerimle yiyeceğim öyleyse, değil mi? Kabuğunu çıkartmam gerekecek, değil mi? Hayır! Ha? Yine mi bir şeyler sipariş ettin? Of, pardon. Sanırım Emma fark etmedi. Neyse ki. Hadi tekrar deneyelim. Hadi ama, çık artık. Of! Bu çok saçma. Vay canına! Bozukluğunuz var mı? Teşekkür ederim hanımefendi. Ne? Bu karides mi? Vay canına, gerçekten de öyle. Kim böyle bir şey yapar ki? Para değilse istemiyorum. Karidesin duyumu bu. Aa, bu ilginçti. Aptal kabuk. Aa, şuraya koyayım. Niye güldüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Bu henüz bitmedi. Yapacağım son şey olsa bile seni mutlaka yiyeceğim. Zorluk mu çekiyorsun? Sadece çatalını al ve bilişini kabuğu çıkarmak için kullan. Sonra da onu soyup çıkar. Çok kolay değil mi? Ve lezzetli görünüyor. Al bakalım. Resmen karidesleri fısıldayan kadınsın. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Bu film çok güzel. Hey, bu dondurma mı? Dondurmaya bayılırım. Ben de biraz alayım. Hayır, bu benim. Olmaz. Aa, böyle yapma ama. Sadece bir kaşık. Olmaz. Bu haksızlık. Peki şimdi olur mu?
Lütfen, çok çok lütfen. Olmaz. Uf, hadi ama. Artık yeter. Ben yapacağımı bilirim. Hayır. İyi uçuşlar. Çok kötüsün. Matthew beni çok kızdırıyor. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Burada hiçbir şey yok. Peki ya dolap? Burası da bomboş. Ben şimdi ne yapacağım? Çok ufak. Olmaz. Bu güzel. Ama ağır. İşte bu olur. Bu tam ihtiyacım olan şey. Evet. İşte böyle uzayabiliyor. Bu sayede Matthew'a belli etmeden dondurmasından aşırabilirim. İşe koyulmanın zamanı. Hadi bakalım. Şimdi dikkatlice kaşığı uzatalım. Bu harika bir gün. İşte aldım. Çok kolay oldu. Kesinlikle buna değdi. Vay canına. Bunu seyretmekten kendimi alamıyorum. Ha? Bu da ne? Olamaz. Affedersin. Dondurma hırsızı. Ama benim bir planım var. La 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 la. Hiçbir şeyden şüphelenmiyorum ki ben. Dondurma nereye gitmiş? Herhalde düştü. Sorun değil, yine alırım nasıl olsa. Kaşığım takıldı. Ne yazık. Eyvah, başım belada. Kaç. Bu kaşık hoşuma gitti. Vay canına, bu film çok heyecanlı. Evet değil mi? Bu nedir? Gina? Matthew? Şimdi de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Umarım öyledir. Patlamış mısırımız bitti. Birini gidip daha alması lazım. Bunu halletmenin bir tek yolu var. Taş, kağıt, makas. Olamaz. Hadi bakalım. Ve acele et. Patlamış mısır nerede ki? Hiç kaldı mı acaba? Anlaşılan biraz patlatmam lazım. Mısır taneleri işte burada. Önce güvenlik. Şimdi pişirmeye geçelim. Önce tavayı iyice ısıtmam lazım. Bu çok heyecanlı. Hadi bakalım, patla. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yap şunu. Bu neydi? Ufak bir problem çıktı da. Tamam, yana çekil. Her şeyi benim yapmam gerekiyor. Ama denedim. Meğer göründüğünden daha zormuş. Sen ciddi misin? Ne diyebilirim ki? Ben kötü bir aşçıyım. Bunu izle. Tavanın üstüne alüminyum folyo koy. Üstüne bastır. Sonra mısırları dök. Üstüne biraz yağ dök. Sonra üstüne bir folyo daha koy. Ve kenarlarını kıvır. Hiç aralık kalmamasına dikkat et. Şimdi ateşi açmamız lazım. Sanırım pişiyorlar. Piştiklerinde folyonun üstüne bir delik aç. İşte taze patlamış mısır hazır. Vay canına, sen yapınca çok kolay göründü. Tadı çok güzel. Bunu gördün mü? Yok artık, bu çok komik. İnanamıyorum buna. Daha olamaz. Matthew'un geleceğini unutmuşum. Saat kaç? Giyinmem lazım. Bu çok kolay oldu. Her şeyi hazırlasam iyi olacak. Ufak bir mum ışığı. Ortamı çok güzelleştirecek. Pekala, başka neler yapmam gerekiyor? Biraz yiyecek bir şeyler lazım. Bir meyve salatası yapacağım. Bir şeyler doğramanın zamanıdır. Bu iyi gitmiyor. Bunu ona sunamam. Belki bu çatalı kullanabilirim. Bu da planladığım gibi olmadı. Belki muz püresi hoşuna gider. Hayır, bebek bu. Bunun için zamanım yok. Bir dakika, alet kutusu. Bir denemeye değer. Bakalım bunun içinde neler varmış. Bu harika. Muzu dilimlemek için bunu kullanabilirim. Parçalara ayırmaya artık gerek yok. Biraz sıkıştırıp muzu dilimlerine ayırdım. Çok basit. Buraya elmanın sığacağını sanmıyorum. Ama bunu kullanabilirim. Elmayı bu doğrama tahtasının üstüne koyup kesiciyi üstüne bastıracağım. Vay, ne çabuk oldu. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Bunu parçalara ayırmak için dilimleyiciyi kullanacağım. Bu çok zaman kazandırıyor. İşte bitti. Tam zamanında. Umarım bunu sever.
Bu çiçekler senin için. Bu çok romantik. Çiçekler de çok güzelmiş. Evet ama senin kadar değil. Hadi otur. Bu müthiş gözüküyor. Hepsini kendim yaptım. Hadi yiyelim o zaman. Harika, çok acıkmıştım. Vay canına, tüm bu aksiyon karnımı acıktırıyor. Bundan daha mükemmel bir şey olabilir mi? Çikolatayla olur. Gel bana bakalım. Hala açım. Bol çikolata. Buna doyamıyorum. Çok lezzetli. Ay, şunu sileyim. Of, umurumda bile değil, çok güzel. Ha? Ha, çilekler bitti mi? Ah, bundan nefret ediyorum. Ha, bakalım burada ne varmış. Oo, reklamlardan nefret ediyorum. Bu da ne böyle? Ah, bu kesin Emma'nın işi. Peçeteler bile iğrenç. Temizleneceğine daha çok kirlendim. Bir dakika. Evet, bunu tahmin etmeliydim. Önce neremi silsem karar veremiyorum bile. Selam Thomas. Çilek ister misin? Emma, dur lütfen. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var. Pipeti buraya sok. Sapı çıkana kadar itmeye devam et. Çileğin delindi, görüyorsun değil mi? Şimdi en güzel kısmına geldik. Şırıngaya biraz çikolata koy. Şu kadar koysan yeter. Şimdi sıkıyoruz. Doldur bakalım. Hem ortalık batmıyor, hem de çok havalı ve kolay. İşte ideal çikolata miktarı. Sen bana bırak. Çok güzeldi. Aferin, akşam yemeğinin hepsini yemişsin. Biraz şımartılmayı hak ediyorsun. Teşekkürler babacığım. Ben pilav istiyorum. Bunu mu? Gerçekten mi? Evet, lütfen. Peki o zaman. Nefis. İşte tam istediğim şey. Aç bakalım ağzını. Sanırım hoşuna gitti. Daha da yiyecek gibi görünüyor. Burada neler oluyor böyle? Ha, bunu yapmamalısın. Neden ki? Şey, peki o zaman. Atıştırmalık zamanı. Benim de karnım acıktı. Evet, düşünmek acıktırır insanı. Sushi mi yemeği dört gözle bekliyorum. Sende neler var? Senin yemeğini kıskandım. Benim öyle yemeğim yok. Çok sıkıcı yemeğim var. Ama annem buna sevgisini katmıştır. Ha, büyük hayal kırıklığı. Ha, senin sushi yok mu? Diğerleri neler yiyor? Herkes sushi mi yiyor? Ah, çok nefis taptaze. Bu gerçek olamaz. Aa, bir dakika, buldum. Dürümlerden birini açıp yayıyorum. Evet, bu kesin işe yarayacak. Dürümün üstüne çikolata kreması koyuyorum. Bu benim en sevdiğim şey. Çikolata kremasını lavaşa yayıyorum ve içine muz koyuyorum. Şimdi bunları sarıp biraz daha çikolata sürüp en üste fındık kırıntıları serpiyoruz. Of, harika görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi dürümü dilimlere ayırıyoruz. İşte şu an tam bir sushi gibi görünüyor. Aa, o da nedir? Harika görünüyor. Kalemleri çubuk olarak kullanıyorum. Hadi bir deneyelim. Çok etkileyici doğrusu. Of, müthiş. Yok artık. Onu nasıl yaptı bu çocuk? Ben de ondan istiyorum. Bu sushi'den bıktım. Keşke bende de ondan olsaydı. Çok korkuyorum. Çok ürkütücü bir film. İzleyemeyeceğim. Ama gözlerimi alamıyorum. Bu filmi seyretmek bir hataydı. Bu adı ne? Romantik komedi bir film seçmeliydik. Şaka zamanı. Birazdan çok eğleneceğiz. Ben annemi istiyorum. Of, içeceğim döküldü. Ne? Sen miydin bunu yapan? O çok kötüsün. Tut şunu. Şu an çok kızgınım sana.
Biraz eğlenelim demiştim. Bunu hemen telafi etmem gerekiyor ve ne yapacağımı biliyorum. Bu pipeti içeceğimize daldırıp ters çeviriyoruz. Şimdi pipeti diğer bardağa daldırıyoruz. Bak bardağın doluyor. Vay canına, bu nedir böyle, zil falan mı? Yo, ben akıl ettim. Ver, süpersin, tam istediğim şey. Sağlığına. Çok korkunç. Sorun yok, ben yanındayım. Televizyonda ne var acaba? Yok, bu sıkıcı. Bu güzel görünüyor. Harika bir hamburger. O hamburger karnımı acıktırdı. Bir şeyler yemem lazım. İşte bütün malzemeler hazır. Kendi kendimize atıştırmalık yapalım. Şimdi bir burger ekmeği lazım. İşte burada. Tam ihtiyacım olan şey. Çok sabırsızlanıyorum. İğrenç. Neredeyse kusacağım. Bu küfleri kazıyabilirim belki. Bir denemeye değer. Yok, olmuyor. Uf, çok fena bir şey. Bütün istediğim lezzetli bir hamburgerdi. Bir dakika, buldum. Şimdi sihirbazlık zamanı. Ekmeği şapkamızın içine koyuyoruz. Sonra sihirli sözcükleri söylüyoruz. Abrakadabra. Bir bakalım. İşe yaramamış. Hala iğrenç görünüyor. Tam bir zaman kaybı. Şimdi ne yapacağım ben? Yumurtalar. Belki bunları kullanabilirim. Şunları bir pişireyim. Sonra kabuklarını soyup her birini ikiye bölüyorum. Bunun ardından malzemelerimi ekleyip üstüne susam tohumu serpiştiriyorum. Bir kürdan kullanarak hepsini bir araya getiriyorum. İşte bir sanat eseri. Artık yemeği hak ettim. Çok güzel kokuyor. Benim şef falan olmam lazım. Bir tadına bakayım. Nefis. Bir tane daha alacağım. Tanrım, çok yoruldum. Evet, bunu kesinlikle yapmamız lazım. Oo, bizi hazır bekliyor bile. Vay, karpuz çok güzel görünüyor. Uyuyakalmış. Hey, uyan. Kesilmenin zamanı değil. Hadi ama. Şimdi bunu yalnız başıma mı yapmam gerekiyor? Bir fikrim var. Hey! Bu da ne böyle? Nasıl hamile olabilirsin? Bebek partisini hazırlamak için sabırsızlanıyorum. O kadar da değil. Sakin ol. Bu sadece bir şaka. Hamile değilim. Sadece büyük bir meyvem var. Bir karpuz yani. Vay! En azından bir bebek kadar iyiymiş. Bununla ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Onu buraya ver hele. Hey, ne yapıyorsun ya? O bizim tek karpuzumuz. Endişelenme. Ben halledeceğim bu işi. Bir kafa bantım bile var. Bu karpuzu kesmeye hazırım. Ay! Aman tanrım, kontrolden çıktın iyice. Dikkat et. Ve kes. Ve doğra. Dur, bu kadar yeter. Yok artık. Videoyu izlemedin bile, değil mi? Pekala, işte karpuzumuz. Peki. Kabuğunu bir bıçakla kesiyorlar. Bir parça kabuğu ortasında bırakıyorlarmış. Şimdi de karpuzun bir kısmını kesiyorlar. Acaba neden böyle yapıyorlar ki? Şimdi de dilimliyorlar. Anladım. Çok güzel görünecekler. Öyle görünüyorlar. Baksana şu karpuz tabağına. Harika. Yok artık. Yapmışsın bile. Harika. Evet, yaptım. Bak işte şimdi neden kesmeyi bırakmanı istediğimi anladın mı? Bir deneyelim bakalım. İşte çok güzel bir karpuz. Tatlı ve sulu. Fırça darbeleri bu resmi çok gerçekçi yapıyor. Sanat çok sıkıcı. Bir dakika, işler daha da ilginçleşti. Hey inek. Başım. Bunu neden yaptın? Canım çok yandı. Tam isabet. Bu çok komikti. Sadece beni rahat bırak. Bu hiç hoş değildi. Sana bir ders vermemin zamanı geldi. Bende tam da buna uygun bir şey var. Ne? Bunu sen mi yaptın? Teşekkürler. Sadece işimi yapıyorum. Bir dakika, ben bir resimle mi konuşuyorum? Bu zor. Bir dakika, bunu biliyorum. Sınıfta üzerinden geçmiştik. Cevabın burada olduğuna eminim. İşte burada. Tam düşündüğüm gibi. Bu doğru mu? Hiç mantıklı gelmiyor. Kafam çok karıştı. Bu ödevi asla bitiremeyeceğim. Çok sinir bozucu. Hadi odaklan. Hayır, ne yaptığımı bilmiyorum. Ne anlamı var ki? Başarısız olacağım. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Elimden geleni yapacağım. Ama yeterince iyi olmayacak. Selam ufaklık. Ödevime yardım edebilir misin? Ne çığınıyorsun öyle? O bir lollipop değil. Vay canına, şu kalemlere bak. Neler oluyor? Sadece sinirlerim bozuk. Bu gerçekten önemli bir ev ödevi. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Kalemi bırak önce. Buna bir son vermeliyiz. Elimde çiğneyebileceğin bir şey olmalı. Bir fikrim var. Böyle yıldız kalıplarım var. Kalemleri kalıplara yerleştireceğim. Vay canına, rengarenk. Şimdi jöleli şekerlemeleri kalıplara yerleştiriyorum. Sonra onları eriteceğim. Şekerlemenin erimesini bekliyorum. Vay canına, şuna bak, muhteşem oldu. Bunu yaptığına inanamıyorum. Öyle güzel ki. Kalemimi çiğnemek zorunda değilim. Bunların tadı çok daha güzel. Nefis. Bayıldım. Beğeneceğini biliyordum. Şimdi şu ödevlerini bitirelim bakalım. Müthiş bir şey pişiriyorum. Gerçi ortalık biraz duman oldu ama ev yapımı lezzetli kurabiyeler. Oh, harika kokuyor. Fırında bir parti daha var. Bu bir kurabiye fantazisi. Güzel görünüyor. Selam baba. Futbol antrenmanı çılgıncaydı. Bir içeceğe ihtiyacım var. Öyle susadım ki. İşte aradığım şey buydu. Çok iyi geldi. Çok ferahlatıcı. Şu kurabiyelere bak. Yavaş ol bakalım. Elini o kurabiyelerden çek. Önce ellerini yıkamalısın. Ne? Neden? Ellerimin kirli olduğunu unutmuşum. Hemen lavaboya git. Ne bekliyorsun? Hayır, istemiyorum. Buraya gel dedim. Beni buna zorlayamazsın. Kes şunu. Bekle. Aklımda iyi bir fikir var. Bunun için bir kaşığa ihtiyacım olacak. Şunu izle. Kaşığı krem çikolataya batırıyorum. Her yerini çikolatayla kaplamalıyım. Sonra onu kurabiyenin üzerine bastırıyorum. Hızlıca çevirelim. İşte kurabiye sandviçim hazır. Şimdi bir deneyelim. Bu çok iyi. Üstelik ellerimi kullanmadım. Nasıl buldun? Bu canına sen bir dahisin. Sana da bir tane hazırladım. Çok tatlısın. 1001. 1002. Ben acıktım. Karnım gurulduyor. Masaya geçiyorum. Yemek nerede? Hey, beni besler misin? Anlaşılan şekerleme sayma işi buraya kadarmış. Kahvaltılık kevrek yemeği ister. Geliyorum tatlım. Bu muhteşem. Ağzım sulanıyor. Sütü de unutmayalım. Süt olmadan kahvaltılık kevrek yiyemezsin. Şu sütün güzelliğine bak. Umarım beğenirsin. Beğeneceğime eminim. İşte peçeten. İyi fikir. Ortalığı batırmak istemiyorum. Teşekkürler. Bekle bir saniye. Kaşık nerede? Yine ne var? Kaşık tabii ki. Bana bir dakika müsaade et. Buralarda bir tane olmalı. Şekerleme çekmecesinde yok. Peki ya burada var mı? Dolapta hiç kaşık yok. Buldum. Çatal kullanılabilir. Sonunda. Bu da ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Bir deneyeceğim. Tamam, bu göründüğünden daha zor. İşe yaramıyor. Bunu kullanamam. Buraya gel. Çıtır çıtır. Bir sorun mu var? Gevreğini ye. Yiyemiyorum. Çatal da olmuyor. Tamam, bunu ben hallederim. Evet, bu işime yarar. Önce çikolatayı eritmeliyim. Sonra bir şırıngaya ihtiyacım olacak. Bunu çikolatayı çekmek için kullanacağım. Böyle işim daha kolay olacak. Şimdi çikolatayı kalıbın içine sıkıyorum. Sonuna kadar dolduracağım. Şırınga sayesinde ortalık batmıyor. Sonra diğer kalıplara da aynısını yapacağım. Bu çok eğlenceli. Bir tane daha kaldı. İşte bu kadar. Şimdi onları kalıptan çıkaracağım. Vay canına, harika görünüyor. Al bakalım. O bir kaşık çikolata mı? Bir deneyeyim. Harika. Şuna bakar mısın? İşe yarıyor. Tam da ihtiyacım olan şey. Nefis. Bu harika bir fikir. En iyi kısmı da kaşığı temizlemek zorunda değilsin. Sadece yiyorsun. Çok komikti. Sonra garip bir ses çıkardı. Domuz sesine benziyordu. Hey, beni dinliyor musun? Sanırım dinlemiyor. Kola. Şunu güzelce bir çalkalayayım. Bu kadar yeter sanırım. Bu harika olacak. Of, olamaz. Her yerim kola oldu. Evet, işte bundan bahsediyorum.
Hey, sana içecek getirdim. Kameramı hazırlasam iyi olur. Şişeye biraz hafifçe vuracağım. Kola için teşekkürler. Aa, patlamadı. Tüh ya. Neden işe yaramadı? Bir de kendiminkini deneyeyim. Tamam, çalkaladım. Şimdi üzerine hafifçe vuruyorum. Of, umarım patlamaz. Hey, işe yaradı. Üzerine hafifçe vurmak işe yaradı. Gerçekten de şişeyi sallayarak beni oyuna getirebileceğini mi düşündün? Her neyse, içeceğini iç sen. Yemek nefisti. Tabii çok da romantikti. Bu da ne? Yoksa bu. Tatlım, tatlım bak. Aa, burada neler oldu? Her yer batmış. Bu daha başlangıç. Kendimi iyi hissetmiyorum. Tuvalete gitmeliyim. Sorun yok tatlım, onu bunun içine ittik. Burası daha da beter. Şu yerlere bak. Gardıroba doğru gidiyor. Cesur ol, korktuğunu belli etme. Bunu yapabiliriz. Hazır mısın? Ne nefis. Selam anneciğim. Selam baba. Hem çikolata. Sadece çikolataymış. İçim rahatladı. Doğum günüm kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler baba. Bu çok heyecanlı. Umarım beğenirsin. Aa, gerçekten mi? Sadece benim için bir lollipop mu? Denemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler baba, bayıldım. Bunu her yerde aradım. Doğru olanı seçmeliydim. En sevdiğim tatlı. Peki nasıl bildin? Saniye, hayır, dikkatli ol. Hayır. Bir şey yap baba, lütfen. Yakaladım. Bir dakika, bir fikrim var. Ama bana balon lazım. Hadi bakalım. Balon iplerini lollipop çubuğuna sarıyorum. Bu onu güvende tutar. Vay canına, ben bir dahiyim. İşte geliyor. Aa, şuna bak. Teşekkürler baba. Bu benim görevim. Bırakırsam düşmeyecek. Havada duruyor. Hadi baba, yürüyüşe çıkalım. Bu benim en güzel doğum günüm. Şuna bak. Ne yapıyorsun? Geri döner ama, öyle değil mi? Hoşça kal lollipop. Hoşça kal, iyi yolculuklar. Bir kase dolusu solucan jelibonun hepsi benim. Bunu afiyetle yiyeceğim. Babam eve döndü. Sihirbazlık gösterisine ne dersin? Aa, harika bir gösteri olacak. Şaşırmaya hazır ol. Bunları al. Sihirli değneğimi şöyle bir sallıyorum. Sonra da şapkamın altına koyuyorum. Vay canına. Jelili jelibonlar kaybolsun. Ve hepsi yok oldu. Vay canına, hadi geri getir. Bu en zor kısmı. Hadi geri dönsün. Baba, ama bu kaka. Solucan jelibonlarımı istiyorum. Sana zor olduğunu söylemiştim. Ortaya çıksın, geri dönsün. Baba, bunu istemiyorum. Affedersin tatlım, bozulmuş olmalı. Solucan jelibonlar geri dönsün. Ha? Üzgünüm tatlım. Onları yemek istiyordum. Oh, her şeyi mahvettim. Ama galiba nasıl düzelteceğimi biliyorum. Söz veriyorum, daha iyisini yapacağım. Bir şişe kolayı açarak başla. Sonra bir kaşık toz jelatine ihtiyacın var. Jelatini kolaya ekle. Jelatin iyice karışana kadar kolayı çalkala. Şimdi pipetleri bir bardağa koy. Kola karışımını bardağa dök. Pipetler kolayla dolacak. Sertleşmeleri için bardağı bir kenarda beklet. Sonra boş bir kase ve bir sihirli değnek almalısın. Sihirli değneğin yoksa pipetleri kesip çıkar ve solucanları kaseye koy. Bak burada ne var? Bu solucanlar jelibon mu? Güzel kokuyorlar. Sanırım bir deneyeceğim. Bunlar güzelmiş. Çok sevindim.
Sen dur bakalım. Cebinde bir şey var mı? Bana ne olduğunu göster bakayım. Peki peki. Marmelat var. Onu bana ver. Öyle bol şekerli bir şey yapış yapış olur. Hayır, bu hastaneye giremez. Peki, tamam, olamaz. Bu haksızlık. Tabii eğer aklıma bir fikir geldi. Daha az belirgin bir kaba ihtiyacım var. Şüphe uyandırmayacak bir şey olmalı. Plastik bir poşet gibi. Bunu nasıl yassı bir şekilde katladığımı görüyor musun? Güzel, tam kare oldu. Bandajın altına sığıyor. Sanki orada kan varmış gibi görünüyor. Kimse bunun marmelat olduğunu anlayamaz. Muhteşem. Yani ay. Tekrar merhaba. Of. Hiçbir şey anlamıyorum. Buraya gel. Bayağı kötü. Bir bakalım. Zavallı şey. Hemen içeri girin. Acele et. Bir tılsım gibi işe yaradı. Çilek. Yine geldik. Karizmatik görünüyor. Affedersiniz. Ne istiyorsun? Sadece ziyaret ediyorum. Ha? Bu benim şekerlemem. Yiyecek sokmak yasak. Aa, tamam. Şimdi bu kafa karıştırıcı bir durum. Hey, şu duvardaki de ne? Çiçek mi? Aa, tabii ki. İşte. Çok hoş olmadı mı? Hey, dur hemen orada. Çok tatlı ve güzel. Üzgünüm, bunlar senin için değil. Hoşça kal. İnanamıyorum, çok iyiyim. Ha? Buraya bak. Vay canına. Atıştırmalık istersin diye düşündüm. Harika, teşekkürler. Bir tane de bana. Bak, şöyle hazırladım. Önemli olan bunu dikkatlice kıvırmak. Şöyle yelpaze gibi katlıyorsun. Sonra şişi içinden geçiriyorsun. Çiçek için kırmızı bir ekşi şekerleme kullandım. Onu da şöyle sardım. Etrafına dolarken çevirdim. Gördün mü? Bir güle benzedi. Şeker kaplı bir gül. İşte böyle. Harika. Şimdi onu takma zamanı geldi. Çok zor olmamalı. İşte onu da böyle yapıyorsun. Muhteşem bir şekerleme buketi. Lezzetli değil mi? Biliyorum. Merhaba. Maskeniz. Ah, özür dilerim. Orada ne var? Yiyecek olmasa iyi olur. Tamam. Buyurun alın. Bekle. Maske What? Olmadan içeri giremezsin. Kurumun kuralları böyle. Tamam. Ha? Bak. Maske dedim. Aslında buldum. Örümcek duygularımı harekete geçiriyorum. Bu biraz zor olacak. Hey, o benim şekerlemem. Madem öyle. İşte başlıyoruz. Şuna bir bak. Şekerlemeleri maskeye tutturuyorum. Tam oldu. Sabitlemek için zımba kullanıyorum. Oldukça sevimli, öyle değil mi? Hem de hala işe yarıyor. Bekle. Sakin olun. Doktor maskemi taktım. Tamam. Peki şekerleme var mı? Hayır, yok. Tamam, girebilirsin. Hoşçakalın. Selam Medi. Yok artık. Seni neşelendirmek için buradayım. Gördün mü? Anlamadım. Bu maske aslında şekerleme. Vah, vay canına. Evet, hem de bayağı lezzetli. Evet, bana bir parça ver. Hepsi senin. Şahane. Nefis. Neredeyse unutuyordum. Merhaba hemşire. Dur. Orada ne var bakayım? Ne? Yanında atıştırmalık var mı? Herhangi bir atıştırmalık görüyor musun? Hayır, ama bu şey varsa görecek. Yalan söyledin. Şimdi uzat onu. Olamaz.
Git şuraya bakayım. Burada sıkı yönetim var. İyi ki yedek krem çikolatam var. Bu sefer daha iyi saklamalıyım. Melheme ihtiyacım var. O zekice değil mi? Selam. Sakin ol hemşire. Yiyecek yok mu? Aa, gerçekten mi? Ne? Göster bakayım. Elimdekini mi diyorsun? Melhem bu. Aa, öyle mi? Peki yaran nerede? İltihap kaptı bak. Aa, olamaz. Hiçbir şey bunun kadar işe yaramıyor. Gördün mü? Aa, nasıl da rahatladım. Şimdi bana inanıyor musun? Peki devam edin o zaman. Ah, çok tuhaf bir adam. Merhaba. Bak. Aa, o benim için mi? Çok teşekkür ederim. Canım nasıl çikolata çekiyordu? Hepsi senin. Bir dakika, o yüzündeki de ne? Önemli bir şey değil. Tamam o zaman. Çok mutluyum. Orada dur bakalım. Bu partiye yiyecek içecek getirmek yasak. Of, olmaz çocuğu. Sırf yiyecek yüzünden geri gönderdi. Ama o zaman şekerlemelerimi ne yapacağım? Ha, bu şekerlemelere ihtiyacım var. O zaman hepsini şu an yiyeyim. Çok güzel. Ah, burada biraz saklayabilirim. Kollarımın ve çorabımın içine girin bakalım. Pekala, bu işe yarıyor olmalı. Artık partiye gidebilirim. Bir bakalım üstünde yiyecek içecek var mı? Şaka mı bu? Üstündeki şekerlemeyi görebiliyorum. Şekerleme mi? Bu sadece Hawaii partisi kıyafetimin bir parçası. Hadi git buradan bakalım. Of, neden bana inanmadı? Hey, bir saniye. Belki bu çiçekten kolyenin yararı olabilir. Tamam, önce kolye buradan keserek başlıyorum. İşte oldu. Şimdi parçaları ayırmaya başlıyorum. Elveda güzel çiçekler. Ve bu da sonuncusu. Şimdi elimde kolyenin ipi kaldı. İpi böylece güzelce açıyorum. Şimdi sıra tabii ki şekerlemelerde. Şekerlemeleri ipin üstünde böyle sıralıyorum. Bunu ipin sonuna kadar tekrarlıyorum. Şu şekerlemelere bak. Çok leziz. Şimdi uçlarını altına doğru kıvırıyorum. Bunların ipin üstünde sallanan kurdeleler gibi görünmesini sağlamam lazım. Tamam, hatta biraz daha şekerleme ekleyebiliriz. Ve sonra tabii ki çiçekleri yerlerine geri koymalıyım. Bu bayağı inandırıcı bir kolye haline geldi. Çok da güzel oldu. Tamamdır. Sanırım şu an çok güzel görünüyor. Bir de üstümde bakayım. Evet, harika bir yatak oldu. Ne akıllıyım. Selam, artık partiye girebilir miyim? Ha, sen deminki kızsın. Sana şöyle bir yakından bakayım. Sorun yok, harika görünüyorsun. Ama önce sırada limbo dansı var. Hadi bakalım, bunu yapabilirsin. Hey, bu çok eğlenceliydi. Aman, ne zormuş bunu yapmak. Enerjimi geri kazanmak için biraz şekerleme yemem lazım. Hiçbir fikri yok. Çok leziz. Artık parti için full enerji doluyum. Parti, parti, parti. Pekala, bu çay çok güzel olacak. Bu da yanında harika gider. Hey David. Ne var? Ben de içecek bir şeyler istiyorum lütfen. Ah tabii. Aha, burada biraz çikolata karışımı varmış. Çok lezzetli çikolata. Çikolata dünyanın en güzel şeyi. Evet, şimdi bunu aşağı indireyim. Hey, neler oluyor orada? Bütün çikolataları yemişsin. Hadi ver onları geri bana. Çok ciddiyim. Bunu derhal bana geri ver. Şaka yapmıyorum. Sana şu an çok kızgınım. Ama o benimdi. Of, peki. Eğer bu kadar değerliyse al o zaman. Yaşasın. Sağ ol David. Aman ne güzel. Şimdi bana hiçbir şey kalmadı. Tamam, etrafta görünmüyor. Artık sessizce gidebilirim. Şimdi buraya zulaladığım jelibon solucan torbasını alabilirim. İşte burada, jelibonlara bayılıyorum. En sevdiğim bunlar. Merhaba David. Ben de biraz jelibon solucan alabilir miyim lütfen? Bütün torbayı al o zaman. Evet, aldı işte. Bu aslında planımın bir parçasıydı. Çünkü onları mideye indirirken şimdi ben daha iyi saklanmış bir zulaya el atacağım. Bunun için bir diş macunu tüpünü alıp bütün macunu içinden çıkardım. Şu jele bak. Tamam, tüp boşaldı. Şimdi bunun içine jelibon solucanları sokuyorum. Solucanları bu şekilde tüpün içine itiyorum. Tüpün ağzına tam uyuyorlar. Şimdi zulayı gizlemek için tüpün kapağını kapatalım. Artık yemek istediğimde biri tüpün ağzında hazır olacak. İşte artık bu harika jelibonları mideye indirmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel. Uf, bir anda karnım çok acıktı. Bir saniye, kalemim. Tabii ya. Ya bu gerçekten bir şekerleme olsaydı. Evet, bunu güzelce mideye indirebilirdim. Ha? David neler yapıyor orada? David kes şunu. Ne? Ne var? Biraz ister misin? Kaleminden mi ister miyim?
Kale mi? Aa evet. Yani sadece bunu yiyecek bir şey olduğunu hayal ediyordum da. Tamam o zaman sana benim kalemimin nasıl farklı olduğunu göstereyim. Doğal olarak önce biraz çikolatayla başladım. Sonra bir parçasını kaşığa koyup fön makinesine aldım. Çikolatayı böyle erittim. Sonra kalemi aldım. Silgiyi yerinden sökmek kolaydır. Kalemin ucuna bir tüp yerleştirdim. Bu sayede erimiş çikolatayı tüpün içine dökebilecektim. Oo, şuna bak. Çok güzel görünüyor ama şimdi çikolatanın kuruyup yerine yerleşmesi lazım. İşte oldu. Kalemin çikolatadan bir silgisi var artık. Bunların hepsini takip ettin mi? Umarım etmişsindir. Al bakalım bu senin olsun. Vay canına. Teşekkürler Madison. Sen müthiş bir arkadaşsın. Bu çok güzel üstelik. Tam 12'den vurmuşsun. Evet hayır. Dur gerisi bildiğimiz normal kalem. Ha tabii ya. Yine unuttum üzgünüm. Vay canına, pilav mükemmel olmuş. Gerçekten öyle. Hey, sandalet giyecek mevsimde değiliz. O ayak parmaklarını sakla. Ayak parmaklarım mı? Ah, sanırım biraz hava almak istediler. Ya da sadece acıktılar. Çok lezzetli. Aç ayaklar. Düşünebiliyor musun? Ah, gerçekten bir atıştırmalık yiyebilirim. Evde güzel bir şeyler var mı acaba? Aa, herhalde yoktur. Hala hiçbir şey bulamadım. Ay çok yazık. Anne alışverişe gitmişsin. Tam zamanında yetiştin. Neler aldın? Her şey. Neden yeşil? Çikolata almadın mı? Çikolata mı? Ah şanslısın. İşte sana tatlı bir atıştırmalık. Nedir bu? Kötü bir şaka mı? Tatlım ağlama. Aklıma bir fikir geldi. Dur bakalım. Bir lavaş al ve üzerine krem çikolata sür. Sonra sıra muza geliyor. Muzu lavaşla sar ve üzerine bir daha çikolata sür. Yumuşacık ezilmiş fındıkları da unutma. Onu lokma büyüklüğünde parçalara ayır. Mükemmel değil mi? Atıştırmaya başlayalım. Afiyetle ye. Vay canına. Çok lezzetli. Bunu beğeneceğini düşünmüştüm zaten. Ay kesinlikle ben kazanıyorum. Aa, annem M&M almış. Müthiş. Hem de büyük boy. Hey, açayım şunu. Aa! Hayır. Tüh. Bak ne yaptın. İşte kaseler tam da bu iş için var. Gördün mü? Ah. Tamam tamam. İçine dökelim. Şimdi sıra bende. Oh, inanılmazsın. Ah, bu çok saçma. Ortalığı batırıyorsun. Ama bir dakika. Aa, bir fikrim var. Bunun için sadece bir küçük şişeye ihtiyacımız var. Şimdi biraz jelatin ekleyelim. İyice akmasını bekleyelim. Tamam oldu bile. Vay canına. Şimdi şekerli mini jöleye benzedi. İşte başardım. Aa, bu sıcak beni mahvediyor. Birazdan buharlaşıp uçacağım. Su içmem lazım. Hatta daha iyisi çubuklu dondurma alayım. Harika, bu işe yarayacak. Ve sonuncuyu ben aldım. Yardım yolda. Çok ferahlatıcı. Aa, hava ne kadar sıcak. Aa, dondurmayı nereden buldun? Paylaşır mısın? Ay sanmıyorum. Üzgünüm, hepsi benim. Aa, bekle. Aa, bir fikrim var. Bizde buz var değil mi? Azıcık var ama neyse. Bir düşüneyim. Aa, bir dakika. Aa, tabii ki. Kendi buzlu atıştırmalığımı yapacağım. Meyve suyunu bir torbaya dök. Torbayı sıkıca kapat. Sonra onu bir buz torbasına koy. Tam oturdu. Onu kapatmayı unutma. Sıra sallamaya geldi. Salla, salla, salla. Yaşasın. Ay, sıcak başına vurdu bunun. Vay canına, harika. Hadi salla, evet. Bakalım artık hazır mı? Sulu buzumuz var. Mükemmel bir yaz lezzeti. Hey, onu nasıl yaptın?
tadına bakabilir miyim? Lütfen. Bir kerecik. Tamam. Al bakalım. Aman canına teşekkürler. Harika bir şey olmuş. Evet biliyorum. Evde mısır gevreği olduğunu bilmiyordum. Hey! Kim boş kutuyu böylece bırakır ki? Kim bıraktıysa aynı zamanda arkasında bir sürü kırıntı bırakmış. Daha doğrusu iz bırakmış. Bu işin kökenine ineceğim. Hala devam mı ediyor? Lizzie! Ne giydin öyle? Mısır gevreği. Hop şunu koyayım. Mısır gevreği bazen her yerime batırıyor. Çok susadım. Sıra tuzlu bir şey yemeye geldi. Bana bir açıklama yapacak mısın artık? Teşekkürler. Sadece tembel hayatı yaşıyorum. İzle ve öğren. Selam Brian. Selam. Parti hazırlıklarına yardım etmek ister misin? Neden olmasın? Vah canına. Biraz başım dönmeye başladı. Hayır. Buraya gel. Bunu şişirmek imkansız. Birileri parti modunda değil galiba. Balonu bulmaya çalışacağım. Ne zamandır burada duruyor acaba? Aa, bu da buradaymış. Vah canına. Şuna bir bak. Of, bu benden de büyük. Sana serenat yapmamı ister misin? Alıştırma yapsam iyi olur. Sirkenin burada ne işi var ya? Ve karbonatın? Çok garip. İşte burada. Hadi devam edelim. Of, çok yoruldum. Biraz şeker takviyesine ihtiyacım var. Hey, deney yapmak ister misin? Boş bir şişe al ve içine huni ile karbonat dök. Bu kadar yeter. Daha sonra biraz da sirke ekle. Kalan karbonatı da dök. Sonra şişeyi yarısına kadar doldur. Balonu şişeye geçir. Ve işte bu şekilde. Yardımcın oldu. Sonra zaman gelince balonu çıkar. Vay canına. Nefesini neden boşa harcıyorsun ki? Bu uzun süre dayanıyor. İşte şimdi partiye hazırız. Ben kazanacağım. Patlamış mısırı ver. Harika. Hayır. Senin koca ağzın yüzünden. Ezik. Hey, ne yapıyorsun? Of bu berbat bir his. Ama en azından kolayca alabiliyorum. Hatta neden işimi daha da kolaylaştırmayayım ki? Kollarını çıkarıp ters giyerim ve elimi sürmeden yiyebilirim. Bu çok zekice. İşte akıllıca oyun oynamak diye buna derim. Atıştırmalık yemek için duraksamama gerek kalmıyor. Bu gerçekten de mükemmel. Ne izliyorsun Brian? Şşt, maç var. Tamam. Ama ben daha çok yiyecek bir şeylerle ilgileniyorum. Yiyecek güzel şeyler var mı? Bingo. Mısır gevreğine hiçbir zaman hayır demem. Şimdi ihtiyacım olan tek şey kase. Bunlar da ne? İğrenç. Hey, işte bir kase. Dur biraz. Sanırım bunu da kullanamayacağım. Acaba paketten yiyemez miyim? Kutuyu düz bir şekilde yere koy. Daha sonra üstünü kare şeklinde kes. Güzel. Parçayı çıkardığında işte bir kasen oldu. Lastik mısır gevreğini güzelce tutar. İyi görünüyor. Kaşığı unutma. Hey, bunu kendin mi yaptın? En iyisi ne biliyor musun? Bulaşık çıkarmıyor. Pekala, etrafta birileri varmış gibi görünmüyor. Artık bir atıştırmalığın zamanı geldi.
Bunun için sadece kulaklarımı çıkarıp yerine çikolata koyacağım. Çok tatlı ve akışkan görünüyor. Şimdi bunu biraz sallayacağım. Artık kuruduğuna göre çikolatalarımı yerinden çıkarabilirim. Tada! Çikolatadan kulaklıklar. Ne çok lezzetli. Bu uzun zamandır aklıma gelen en iyi fikir. Ama kimseye söyleme. Of olamaz, çok acıktım ama bu aptal ceza yüzünden bir şey yiyemiyorum. Derse geç kalıp ceza yiyerek aptallık ettim. Ah, yeter artık, şu an bir şeyler yemem gerekiyor. Cebimde bir paket kurabiye vardı. Bunun içinde yiyebileceğim bir şeyler olmalı. Kırıntılar da iş görür. Hadi çıkıp ağzıma dökelim bakalım. Bir dakika, hepsi bu mu? Of ya. Atıştırabileceğim başka şeyler de olmalı. Belki arkamda bir şeyler olabilir. Evet, biliyordum. Oraya takılı kalmış bir parça şekerleme buldum. Oh, müthiş. Bu tam ihtiyacım olan şeydi. Evet, bu iyiydi ama karnım hala aç. Öğretmenim, pardon. Tuvalete gidebilir miyim? Hiç şansın yok. Burada olmanın sebebi cezalı olman. Ama ceza ödevimi bitirdim. Bakın kaç satır yazdım. O yetmez. Daha yazmaya devam et. Orada oturup beni seyrettiğine inanamıyorum. Dikkati dağıldı. İşte hızlı bir arama yapma fırsatı çıktı. David, okulda cezalıyım ve karnım çok acıktı. Yardıma lazım. Cidden mi? Bu konuda bir şey yapıp yapamayacağımı mı soruyorsun? Öyleyse sınıfa gizlice atıştırmalık sokmanın zamanı gelmiştir. Pekala, bir bakalım. İşte öğretmen masasında oturuyor. Aman tanrım, bu David. Hey, ben buradayım. Madison, selam. O iş bende. Sadece biraz bekle. Tamam, kaykayım işte burada. Şimdi bununla abur cubur için bir numara yapacağız. Bütün yapman gereken bu torbalara bant yapıştırıp aynı bantı kaykaya da yapıştırmak. Sonra kaykaya bir sürü lezzetli abur cubur yükleyeceğim. Açlığını gidermek için bunu Madison'a iletmem lazım. Şu müthiş şeye bak, ben bir dahiyim. Tamam, şimdi bunu yere koyup ona doğru yollayacağım. Aman tanrım, bana kaykayını yolluyor. İşte yakaladım. Şimdi bana neler yollamış bir bakalım. Yaşasın. İşi çok iyi becerdi. Şu muhteşem abur cuburlara bak. Aman tanrım, harika kokuyorlar. İşte bu. Hiç farkına varmadı. Selam. İşte dijital biletim. Her şey tamam görünüyor. İçeri girip filmin keyfini çıkarabilirsin. Selam. Filmi seyretmek için geldim. İşte biletim de burada. Tamam ama çantanda ne olduğunu görmem lazım. Of, cidden mi? Tamam, işte hepsini boşaltıyorum. İşte hepsi bu. Üstümdeki her şey bundan ibaret. Ne? Şu şekerlemelere de bak. Bunların hepsine el koyuyorum. Ne kötüsün? Ben sadece işimi yapıyorum. Of, olamaz. Bu güvenlik görevlisi herkesin üstünü arıyor. Belki bu konuda yapabileceğim bir şeyler olabilir ama... Evet, tabii ya. Makyaj malzemelerimi kullanabilirim. Bu her zaman en iyi çözüm olmuştur. Tamam, öncelikle gerçek makyaj malzemesinden kurtulmam lazım. Şimdi bende bir meyve suyu var. Bu meyve suyu bana kesinlikle gerekecek. Bunun için bu şırıngaya biraz meyve suyu çekeceğim. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi bunu parlatıcı tüpünün içine dolduracağım. Mümkün olduğunca ağzına kadar dolduruyorum. İşte oldu. Şimdi de kapağını yerine yeri takıyorum. Yalnız çok sıkı kapatmam lazım. Meyve suyunun çantama damlamasını istemem. Pekala, artık bunun parlatıcı olmadığını anlamasına imkan yok. Bak, fırçasını dudaklarıma böyle sürebilirim. Tadı da harika. Pekala, artık gidip filmi seyredeceğim. Orada dur bakalım. Çantamın içine bakmak istediğini biliyorum. Merak etme, görebilesin diye her şeyi çıkaracağım. Evet, birkaç parça abur cuburum var ki onların hepsini alabilirsin. İşte hepsi çöpe gidiyor. Bye bye. Bu ise sadece parlatıcım. Bunun kalmasında bir mahsur yok, değil mi? Dudaklarımı ara sıra nemlendirmem gerekiyor da. Makyaj malzemelerin hiç umurumda değil. Artık girebilirsin. Harika, teşekkürler. İyi akşamlar. Bu olanlar biraz tuhaftı. Yaşasın, meyve suyumla içeri girmeyi başardım. Bundan bahsetmişken hemen meyve suyumun tadına bakmam gerekiyor. Hey arkadaşım, dur bakalım, üstünü taramalıyız. Olmaz, kuralları biliyorsun, yiyecek içecek yasak. İyi ama neyse. Yiyecek taraması için durun lütfen. Tamam, içeri girebilirsiniz. Bu kulüp harika. Şimdi biraz atıştırmalık zamanı. Şekerden taç en iyisi. Hey, vay canına. Bu işe yaradığı için çok mutluyum. Kalanını sonraya saklayayım. Pekala, sıradaki, kollarınızı açın.
herkesin üstünü arıyorlar. Çikolatalarımızı ne yapacağız? Saklamalıyız. Hey, sıradaki sensin dostum. Şaka mı bu? Çikolataları buradan görüyorum. Peki, bir saniye. Şu müthiş hünerimi izle. Tada! Çikolata yok oldu. Bir çikolatayı oraya yolladım. Vay canına, bunu nasıl yaptın dostum? Ama onu verin bakayım buraya. İyi akşamlar. Çikolatamı açık ettiğine inanamıyorum. Evet ama bak, o dikkatini dağıtmak için de benimki hala bizde. Bu nefis bir çikolata. Durun bakalım orada. Nedir o? Disko topunu değiştirmek için geldim. Ha, peki girebilirsiniz. Ha, neden bir disko topu daha getirdin? Bu disko topu değil. Durun göstereyim. Önce küçük bir karpuz aldım. Üzerini yenilebilir gümüş renkli boyayla boyadım. Parlaması için iyice kapladım. Sonra sıra alüminyum folyo karelere geldi. Yüzeye bunlardan yapıştırdım. Bütün yüzeyi kapladım. Ve işte sonuç. Karpuz isteyen... Çok da tazeymiş. Bütün gece parti yapacaksak yeterince sıvı almayı ihmal etmemeliyiz. Durun bakalım, nedir o? Disko topunu değiştirmek için geldim. Ben tamirciyim. Siz tamirciyseniz... Of. Bu ne tuhaf kulüp. Selam, kulübe geldim. Hey, yiyecek içecek yasak. Ha, peki, zaten yok ki. Sakızınız o da olmaz, tükürün. Şimdi girebilir miyim? Durun, yiyecek taraması yapmalıyım. Bilemedim. Biraz şüpheli gibisiniz. Evet, saçınız. Ay, olamaz. Yo. Hala şüphelisiniz. Bir dakika durun hele. Bu sakladığınız her şey ortaya çıkarır. Pekala, araştırmam bitti. İçeri girebilirsiniz. Nihayet ya. Bu kulüp müthişmiş. Ve tabii yanımda gizli atıştırmalığım da var. Yumuşak şekere kolayca şekil verilebilir. Ben de onları takma tırnakların üzerine yerleştirdim. Şekil alınca tırnağıma taktım. Böylece şeker tırnaklarım olmuş oldu. Her parmağım bir şeker. Ve tabii baş parmağıma da. Tırnaklarım hazır olunca kulübe girmeye de hazır oldum. Şimdi de atıştırma zamanı. Yok ya. Tırnaklarını mı yiyor? Ne? Bu çok iğrenç. Gidelim buradan. Of, çok sıkıldım. Hem de çok acıktım. Midem gurulduyor. Yemek istiyorum. Yapacak tek bir şey var. Umarım bu işe yarar. Hadi bakalım. Yakışıklım benim. Bu da ne? Birisinin yardıma ihtiyacı var. İşe koyulsam iyi olur. Ona özel bir şey hazırladım. Buna bayılacak. Yollayalım. Neyse ki önceden sifonu çekmiştim. Nasıl ya? Neredeyse unutuyordum. Yanında içecek iyi gider. Hey, geliyor. Vay, daha da iyi gidiyor. Hadi şeker yağdıralım. Adeta bir gökkuşağı gibi. Buna çok şaşıracak. Ha, bu da neydi? Kötü bir sese benziyor. Ay, buna ihtiyacım vardı. Hassas yerlerim, durun dedim. Polise saldırı var. Alarm, alarm. Desteğe ihtiyacım var. Kaçmam lazım. Anneciğim, yardım et. Kilolum güzelmiş. Yakışmış.
Evet, acil durumdayız. Karamelli donut istiyorum. Polis olmak zor zanaat. Saat kaçmış? Devriyeye çıkmam lazım. Komiserimin kızmasını istemem. Yeni bir gün, yeni bir donut. Burada ne varmış? Çıt çıkmıyor. Dur bir saniye. Biraz farklı görünüyor. Hey, gürültü yapma. Kandırdım. Çok kötü korktu işte. Fırsat bu fırsat. Telefonumu alacağım. İşte burada. Bir arama yapalım. Şekerciye ulaştınız. Ne isterdiniz? Lezzetli bir şeyler istiyorum. Tabii ki. Hemen geliyor. Tam da ihtiyacın olan şey burada. Yeni bir eser. Bu nasıl oluyor ya? Ama şikayet etmiyorum. Çok lezzetli görünüyor. Dur biraz. Burada yiyeceğe izin yoktu. Bunu ona gösteremem. Yoksa çok sinirlenir. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Ne oldu? Bir iskelet gördüm sanki. Sanırım hayal görüyorum. Ne yapıyorsun? Mükemmel oldu. Selam. Yeni bir çanta mı? Evet, üstelik son moda. Hem şık hem de tatlı. Bir terslik var ama. Ne tersliymiş canım, anlamadım. Modayı asla anlayamayacağım. Aman masama dönüyorum. Donat siparişim geliyordu. Ucuz atlattık. Artık atıştırabiliriz. Bunu dört gözle bekliyordum. Güzel görünüyordu ama tadı çok daha iyi. Şurasını katlayalım. Evet, tamamdır. Doğum günü şapkamız hazır. Hadi parti başlasın. Mutlu yıllar bana. Bu gürültü de ne böyle? Pastayı da unutmayalım. Doğum günü bulamacı. Ama önemli olan niyet tabii. Dileğimizi de tutalım. Umarım gerçekleşir. Sanırım bu kadardı. Ya çok üzüldüm. Onu neşelendirmem gerek. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hemen döneceğim. Bu bir sürpriz olacak. Peki. Hiçbir fikri yok. Hadi git hallet şu işi. Mutlu yıllar. Sana bir şey getirdim. Özel bir arkadaştır. Şuna bak. Vay, çok güzel. Teşekkürler. Güven bana. Ne? Wonka, burada ne yapıyorsun? Siz tanışıyor musunuz? Hayır, balon hayvanlar. Şaşkına döneceksiniz. Tam bir şovmen. Evet, aynen öyle. Yani başla tanışın. Bu senin. Bayıldım. İşimiz bu. Dur biraz, orada bir şey var. Bu bizim sırrımız. Buradaki işim bitmiştir. Benim köpeğim nerede? Cidden mi? Peki. Bir saniye ver. Çiçeğe ne dersin? Çok severim. Nasıl bildin? Biraz fazla heyecanlandı. Şahane. Elveda Bay Palyaço. Ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Baş başa kaldık. Bunu alalım. Üzgünüm Karabaş. Şekerlere bak. Çok lezzetli olacak. Harikalar. Buna tüm gün bakabilirim. Çiçeğim. O da neydi? Ya anne. Kaka mı bu? Neden böyle olduk ki? O palyacodan nefret ediyorum. Yaşasın. En sevdiğim şarkı çalıyor. Tüm malzemelerimi aldım. Müthiş bir yemek yapma zamanı. Bu çok lezzetli olacak. Doğru görünmüyor. Domates sosunu unutmuşum. Böyle çok yavan bir spagetti olurdu. Bu ona biraz lezzet verecek. Buna ihtiyacım yok. İşte domatesler geliyor. Her an düşebilir. Hey, insenize. Kımıldayın. Gerçek mi diye bir şey duymadınız mı? Demek öyle ha? Bunu sen istedin. Ne? Merhaba canım. Görünüşe göre biraz sorun yaşıyorsun. Ben hallederim. Şunu izle. Aslında oldukça basit. Kutunun tabanını çıkaracağım. Bunu biliyordum.
sonra şu güzelim domatesleri itmemiz gerekiyor. Neyse ki forehead'im iyidir. İyi işte geliyorlar. Aa, başardım büyük anne. Etkileyici bir servisti. Az önce köpeği mi vurdun? Buradaki işim bitti. Ah, ben de makarnamı yiyebilirim. Nefis. Ah, çok acıktım. Bir şeyler atıştırmam lazım. Bakalım elimizde ne varmış. Yok bu olmaz. Başka ne var? Bunların hiçbirini istemiyorum. Bekle, şu arkadaki neymiş? Oo, krem çikolata. İşte bu harika. Bunu görmemiş gibi davranacağım. Tüh, aa, düştü işte. Ne yapıyorsun? Onu yememelisin. Anne, gel buraya. Burada bir suç işleniyor. Sessiz ol. Hey, o benim. Artık değil. Onu alamazsın. Öyle mi? Bunu göreceğiz. Hepsini yiyeceğim. Oh, hayır, yemeyeceksin. Bunu yapmayı kes. Benim kaşım daha büyük. Hepsini yiyeceğim. Lezzetli. Ah, şey, benim ağzım seninkinden daha büyük. Oraya daha fazla çikolata sığdırabilirim. Etkilenmem mi gerekiyor? Hepsi benim. Ver şunu bana. İlk ben gördüm. Böyle kaba davranma. Bir dakika. Aa, bu boş. Hepsini yemişsin. Ne bekliyordun ki? Anneme söyleyeceğim. Ah, bebek gibi mızmızlanıyorsun. Bekle bir saniye. Aa, şu pankeklere bak. Bu bana bir fikir verdi. Hem de lezzetli bir fikir. Önce kavanoza un döküyorum. Tüh, birazını dışarı döktüm. Aa, nasıl olsa annem temizler. Sonra şeker ekliyorum. Sırada kabartma tozu var. Şimdi sıra süte geldi. Ve biraz yağ. Ve bir yumurta. Kapağı geri takıyorum. Çalkalamaya başlıyorum. Sonra karışımı pişirmem gerek. Onu waffle makinesine dökeceğim. Şuna baksana. Çok akışkan görünüyor. Bırakayım da iyice yayılsın. Sonra waffle makinesini kapatacağım. Vay canına, bu gerçekten iyi görünüyor. Onu makineden çıkarıyorum. Biraz daha yapacağım. Hatta bir yön yapacağım. Sonra da üzerlerine krema süreceğim. Vay, çok lezzetli olacak. Aa, selam, geri dönmüşsün. Sana çok kızgınım. Aa, bunu söyleyeceğini biliyordum. Ben de bunları yaptım. Benim için mi? Aa, gerçekten mi? Ay, çok tatlısın. Umarım beğenirsin. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ah, sanki ağzımda bir parti var. Ah, hava öyle sıcak ki. Bir dakika, ah, dondurma mı? Bu tam da ihtiyacım olan şey. Çok soğuk, işime yarayacak. Onu istiyorum. Ay, hepsi bitmiş. Geriye sadece birkaç damla erimiş dondurma kalmış. Bunu da biraz ayırabilirdin. Büyük anne, bitmişti. Ay, çok üzgünüm. Ah, bunu halletmem lazım. Bana bırak tatlım. Dondurucuya bir göz atalım. Hayır, burası boş. Aa, üzgünüm canım. Başka dondurma yok. Bu dünya ne acımasız. Aa, daha kötüsü olamazdı. Aa, bekle. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Sadık limon ağacım günü kurtaracak. Belki de. Evet, bu işe yarayacak. Orada bekle. Süper sulu bir limona ihtiyacım var. Limonu ikiye böleceğim. Sonra kaşıkla içini çıkarıyorum. Onu karıştırıcıya koyuyorum. Daha fazlasına ihtiyacım olacak. Biraz da taze çilek ekleyelim. Güzel görünüyor. Şimdi onları güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. İşte böyle. Karıştırıcıyı kapatabilirim. Şimdi onu bir kaseye dökeceğim. Şu rengin güzelliğine bak. Artık doğruca dondurucuya gidiyor. Soğumasını bekleyeceğim. Harika görünüyor. Kepçeyle de alıyorum. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi onu limonların içine geri koyacağım. Kabukları da dolduruyorum. Çileğin sapını da ekleyelim. İşte bu kadar. Nefis bir soğuk ikram hazırladım. Alexi, bak bende ne var. Ama canına, büyük anne, harika. Ver ver, denemek için sabırsızlanıyorum. Deneyim bakayım. Oh, bu inanılmaz. Ha, teşekkürler büyük anne, harikasın. Ah, bu çok iyi geldi. Sıcak bir gün için mükemmel yiyecek. Fış fış. Ah, Lexi, yemek vakti geldi. Aa, bu da ne? Makarna istemiyorum. Çek şu önümden. Mıncıklamalık oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Tamam, ben sana yediririm. Aç ağzını bakayım.
İşte makarna treni geliyor. Ha, bu da ne? Sıradaki istasyon Lexi'nin midesi. Hayır, uzak dur. Ah, istemiyorum. Ya. Hep böyle oluyor. Buna inanabiliyor musun? Bir dakika. Aa, ne yapacağımı buldum. Bana bir sosis lazım. Önce sosisi kesiyorum. Bu parçaları bir kenara koyabilirim. Bana sadece bu parça lazım. Karabiber tanelerini içine bastırıyorum. Aynen böyle. Sonra çiğ spagettiye ihtiyacım olacak. Onu sosisin içinden geçireceğim. Bu iyi görünüyor. Şimdi biraz daha spagetti ekleyeceğim. Bunu her yerine yapacağım. Artık onu pişirebilirim. Bir tencereye su koyuyorum. Aynı şeyi sosisin diğer ucuna da yapıyorum. Suyu kaynatacağım. Herhalde artık pişmiştir. Onları bir tabağa koyacağım. Üstüne ketçap gezdireceğim. Hey, büyükannem ne yapıyor? Vay canına, çok güzel görünüyor. Şimdi sosisi şöyle bir çevireceğim. Tekrar denemek ister misin? Bence bunu beğeneceksin. Nam nam nam. Mmm, çok lezzetli. Evet. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bayıldım. Daha var mı? Bakalım televizyonda ne varmış. Miles ne kadar yakışıklı. Onu bütün gün izleyebilirim. Kendimi bir muzla ödüllendireceğim. Muz doğanın ölü popudur. Sesini açmam lazım. Selam büyükanne. Aa, bu kanala bayılıyorum. En sevdiğim atıştırmalıklarım da var. Bundan daha iyisi olabilir mi? Nefis bir şekerleme. Birlikte vakit geçirmek güzel. Bekle, sen ne yiyorsun öyle? Şekerleme mi? Tabii ki. Gerçekten çok iyi. Şaka mı yapıyorsun? Bu senin için hiç iyi değil. Belki biraz meyve yemek istersin. Burada lezzetli bir muzum daha var. Bir bakayım. Baksana, bir muz şekerleme. Bu çok daha iyi. Nefis. Tamam, muz hayranı değilsin. Böğürtlene ne dersin? Tatlı ve sulu. Aa, kulağa hoş geliyor. Eminim bende de bir tane vardır. Ay, şuna bak. Vay canına, tadı harika. Çok hoşuma gitti. Pes etmeyeceğim. İstediğim bir şey olmalı. Sadece şekerlimi istiyorum. Hem de bir sürü. Bekle. Aa, buldum. Orada dur bakalım. Büyük bir kaseye ihtiyacım olacak. İçine jelatin dökeceğim. Sonra su ekleyeceğim. Çok fazla değil. Şimdi onu karıştırmam lazım. Jelatinin çözülmesi gerekiyor. Topaklı bir jöleyi kimse sevmez. İyi görünüyor. Şimdi onu büyük bir kaba dökmem lazım. Bunun boyutu gayet uygun. Doğruca içine döküyorum. Sonra onu buzdolabına koyacağım. Daha yapacak çok iş var. Başka bir kaseye konsantre süt koyuyorum. Sonra ona krema ekleyeceğim. Çok lezzetli olacak. Daha fazla jelatine ihtiyacım var. Sonra hepsini birlikte çırpacağım. Pürüzsüz olması gerekiyor. Gayet iyi oldu. Bunu bir kenara koyalım. Jölem hazır. Şeritler halinde de keseceğim. Bıçağı nazikçe içinden geçiriyorum. Burada kesmeliyim. Önce dikey kesikler atarak başladım. Kasenin tamamını kesiyorum. Sonra yatay kesikler atacağım. Küçük daireler elde etmeliyim. Bu çok eğlenceli. Artık onları çıkarabilirim. Bu işi spatula ile yapacağım. Dağılmasını istemiyorum. Nefis jöle küpleri. Aynısını kırmızı jöleyle de yapıyorum. Lexi'nin buna bayılacağını biliyorum. Ama onları karıştırmam gerekiyor. Henüz bitmedi. Dahası da var. Lezzetli meyvelere ihtiyaç var. Bir muzu dilimleyeceğim. Onu jölenin üstüne dizeceğim. Sonra da çilekleri ekleyeceğim. Konsantre süt karışımını da üstüne döküyorum. İyice kaplamam gerekiyor. Biraz sallamam lazım. Bu kadarı tamam. Senin için özel bir şey hazırladım. Ah, bu da ne böyle? Denemek ister misin? Beğeneceksin. Sana bir dilim keseyim. Şuna bak. Bu meyveli bir jöle. Al bakalım. Ha, ver bakayım. Oh, bıngıl bıngıl. Bunu dört gözle bekliyorum. Jöleye bayılırım. Harika, şuna bak. İnanılmaz bir şey. Oh, çok da lezzetli. Oh, çok mutluyum. Sanırım bir ödülü hak ettim. Ne alacağımı biliyorum. Ver şu şekerlemeyi bana. Ha? Tereyağından kıl çeker gibi. Şekerlemeleri ben de severim. Aa, bu şey hayatım boyunca neredeydi? Ha, çok lezzetliymiş. Bunu yanımda götüreceğim. Atıştırma zamanı. Ah, bu elma güzel görünüyor. Aa, ne yapıyorsun?
Dikkatli ol. Korkma. Büyük annen geldi. Ah, az kalsın. Hey. Hayır, bu çok keskin. Aa, sakin ol büyük anne. Bununla ben ilgilenirim. Ver şu elmayı bana. Hep eğlencemi mahvediyorsun. Kesmiyor. Bu sert bir elma. Biraz hızlandırabilir miyiz? Sabırlı ol. Hadi ama. Ah, bu çok sıkıcı. Ah, nihayet. Onu bir kaseye koyacağım. Bu ananas nefis görünüyor. Bunu da doğrayacağım. Midem guruldadı ama. Büyük anne, acıktım. Olabildiğince hızlı yapıyorum. Bir kaza olmasını istemem. Beklediğimize değecek. Ah, bu çok zor bir işmiş. Ah, şurada biraz da ananas var. Onların da doğranması gerekiyor. Her şey sırasıyla. Şimdi göbeğini çıkarayım. Tamam, ben bu işi devralıyorum. Ver şunu bana. Küçük bir numaram var. Tek ihtiyacım olan bir teneke kutu. Bu çok kolay olacak. Kutuyu ananasın içine bastırıyorum. Merak ettim. Sonuna kadar bastıracağım. Biraz daha. Artık onu çıkarabilirim. Şuna baksana. Vay canına, beğendim. Ben de öyle düşünmüştüm. Aa, kutuda ananas. Kimin aklına gelirdi ki? Dilimlemeyi kolaylaştırır. Mükemmel bir porsiyon. Parmaklarım da güvende. Bu harika bir fikir. Benden bu kadar. Doğrunca kaseye gidiyorsunuz. Neredeyse hazır. Ah, bunu duyduğuma sevindim. Hadi denesene. Bunu dört gözle bekliyordum. Oh, inanılmaz. Tam da istediğim gibi. Durma, yemeye devam et. Lezzetli yiyecekler gibisi var mı? O yüzden mutfakta işleri kolaylaştırmak için bu harika yemek tüyolarını bulduk. En sevdiğin hangisiydi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi harika videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.